Futbol Arena'dan merhabalar. Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı oyununu, yeni taktiğini ve Gençler Birliği maçında bu taktik devam eder mi? Süper Lig'de bu taktik uygulanır mı? Biraz bunları konuşacağız. Yeniliklerin olması Galatasaray taraftarını heyecanlandırıyor. Tabii ki mağlubiyet biraz can sıktı ama farklı deneyler, üçlü savunmaya dönülmesi gibi Fatih Hoca'nın farklı alternatifler denemesi tabii ki Galatasaray taraftarını biraz daha böyle meraklandırdı. Maç üzerinden biraz değerlendirirsek, biraz Paris Saint-Germain maçını yorumlayalım taktik üzerinden. Üçlü savunma. Ben ilk böyle gördüğüm zaman şeyi, ilk 11'i maç başlamadan önce şöyle düşünmüştüm. Üçlü savunma, Mariano, Enzonzi üçlünün önünde, Nagatomo solda, Seri Belhanda biraz daha önde. Ve 3-3-2-2 gibi bir diziliş beklemiştim. Yani Seri'yi şuraya Belhanda'nın önüne çıkarıp Enzonzi'yi burada tek bırakır diye. Fakat hoca öyle yapmadı. Üçlü onların önünde ikili. Seri, Enzonzi yan yana gibi. Belhanda biraz sağ çaprazda, burada serbest. Yani ne 10 numara gibi ne bir sağ iç gibi. Böyle biraz daha serbest, tekli gibiydi. Onun önünde ikili şeklindeydi. Bu biraz hocanın geriden oyun kurmayı sağlamak için yaptığı bir taktik. Ben Seri'nin, hatırlarsınız, Enzonzi gelmeden önce 6 numara pozisyonunda oynuyordu. Dong da sağlamdı, sakat değildi, bir şey değildi. Dong niye oynamıyor da Seri oynuyor? Stoper ikilisinin önünde, Luyendama, Marcao'nun önünde Seri gibi alan kapatamayan, işte ebat olarak fizikli olmayan bir oyuncunun olması çok da sıkıntı yarattı. Denizlispor mağlubiyetinin sebeplerinden biri oldu. Akhisarspor'la oynanan Süper Kupa maçı az daha kaptırılıyordu elden. Serin bu hatalara rağmen, bu sıkıntıları yaratmasına rağmen niye inatla 6 numara oynuyordu diye hep konuşuyorduk. Önümüzdeki maçlarda Orhan Uluca'yla da konuşuyorduk. Benim orada tek bir argümanım vardı. Hoca bir pas takımı oluşturmaya çalışıyorsa Seri'yi savunma oyunu oyun kurucu olarak oynatıyordur. Takımın geriden oyun kurmayı bir an önce alışması için bunu oynatıyordur gibi bir argümanım vardı ama çok da güvenebildiğim bir argüman değildi. Çünkü çok da böyle %100 pas takımı gibi de değildi takım. Çünkü işte hala sol bekten Agatomo'yu oynatıyorsun. Luyendama var falan. Hani diğer parçalar da öyle %100 bir pas takımı parçası değildi. O yüzden acaba diyordum. O acaba'm benim tuttu. Biraz Levent Şahin'in açıklamalarından onu çıkarıyorum. Galatasaray net bir şekilde pas takımı olmaya çalışıyor. Bu maçta biraz daha orta alandaki paslaşma hızı iyiydi. Anladığım o ki Seri'nin o 6 numara zorlaması Galatasaray'ın bir an önce savunmadan pas çıkarmayı öğrenmesiyle bağlantılıymış. Bu maçta da Enzonzi ile yan yana oynamaları, önde oynamaması Seri'nin, Belhanda'nın yanında değil de Enzonzi'nin yanında daha geride oynamasının sebebi de yine savunmadan top çıkarabilmek. Galatasaray bunu oynadıkça alışıyor. Tabii diğer maçlara nazaran işte 3 günde bir, haftada bir maç yapıyor takım. Her seferinde biraz daha birbirlerine alışıyorlar. O yüzden daha iyi olacaktır. Ama şuradaki, yani şu bölüme kadar olan savunmadan, hatta Muslera'yı da alabilirdim bu çemberin içine. Buraya kadar olan kısma kadar şu çember içindeki paslaşmalar iyi. Ama buraya aktarılamıyor. Çünkü burada ikili, ben açıkçası beklentim, maç öncesi de zaten bir tweet atmıştım. Andone Falcao çift forveti bekliyordum ben. Üçlü beklemiyordum. 4 işte baklava orta saha diyebilirsiniz veya 4-3-1-2 diyebilirsiniz. Burada merkezde yoğunlaşıp bekte de Mariano yerine Şener gibi daha atlet bir oyuncu kullanıp bir öngörüm vardı. Aşağı yukarı benzer düşünceler içinde olduğunu gördüm Fatih Hoca'nın. O yüzden çok da tutmadı değil şeyi, maç önü tahminim ama Babel Falcao ikilisinin, Andone'dense Babel Falcao ikilisinin maalesef yine hareketsizlik sorunları yaşadığını ve burada dönen hızlı pasların orada bir türlü ileride sonuca ulaşamadığını gördük. Mesela üzücü olan şeylerden biri şuydu. Burada çok mücadele ediyor Galatasaray ama PSG çok kolay pozisyona girerken bir pasla, iki pasla. Tabii burada üçlünün ilk defa bir arada oynamasının da etkisi vardı. Yani onlara da direkt suç bulamıyorum. İlk kez bir arada oynuyorlar. PSG o kadar kolay pozisyona girerken burada herkes böyle canını dişine takıp hınca hınca mücadele ediyor. Zor zahmet pozisyonlara girebildiler. Onlarda da bencillik yüzünden Babel en önemli pozisyonu harcadı. Maalesef Babel haftadan haftaya kötü giden bir performans sergiliyor. O da ilginç bir nokta. Bence mesela Seri yeni Malatya maçında biraz daha iyiydi. Bu maçta biraz daha iyi. Seri'de böyle bir ufak bir yükselişi var. Enzonzi geldiğinden beri çok iyi. Yükselişi devam ediyor.
Luyendama'nın yeni Malatya maçında da mesela çok ağır eleştirilmişti. Ben niye eleştirildiğini anlamamıştım. Bütün hava toplarını almıştı. Fenerbahçe maçında da bence fena değildi, iyiydi. Bu maçta da iyi olduğunu gördüm. Biraz daha yükseliş var. Golde hatası olmasına rağmen, ilk yarı biraz tutuk olmasına rağmen Marcao'nun da ben yükseliş içinde olduğunu düşünüyorum. Yani Seri, Enzonzi, Luyendama, Marcao, Muslera bu sezon iyi. Hatta Belhanda maskeye rağmen biraz fena değil. Falcao, bazı oyuncular bireysel olarak yükselişini, çıkışını sürdürüyor ama bazı oyuncular da fiziksel düşüşünü devam ettiriyor. Babel mesela çok yorgun. Sene başından beri 3 günde bir maç yapıyor. Zaten taktiği, sistemi biraz bozan bir oyuncu. Bir de dinlenmediği için geri gidiyor. Nagatomo geri gidiyor. Mariano bence beklediğim kadar da kötü değil. Ben daha da kötü bir Mariano bekliyordum. Özellikle o sol tarafta PSG'nin işte Di Maria'yı attılar ilk yarıda oraya falan. Soldan Bernat geliyor. Hep böyle çok çabuk atletik oyuncuların olduğu kısım. Mariano hiç atlet değil. Oldukça yaşlı ve ağır kalıyor onların arasında. Daha da büyük problemler yaşamasını bekliyordum. Problemler yaşadı ama bir şekilde kotardı. İşte geçmeye çıkardı, kademeler vesaire yaptı. Bir şekilde engellemeye çalıştı. Benim şuradaki, şu ikilideki problem de bence şuydu. İkisi de mesela pivot oynuyor. Hani birinin sırtı dönük alıp diğerinin savunma arkası koşular yapması daha fazla pozisyon getirirdi. Babel'in pivot olup işte Seri'ye bıraktığı bir top var. Orada Seri'nin bir şutu var. O biraz söylenebilir. Babel'in doğru iş yaptığı nadir pozisyonlardan, hani fayda sağladığı, doğru iş demeyin de fayda sağladığı nadir pozisyonlardan. İki pivot, iki sırtı dönük oyuncu Santrfor'da kullanmak Anadolu takımlarına işleyebilir. Yani şu ikili hiç olmaz, birbirinin aynısı de demiyorum. Yani birbirlerinin aynısı, aynı özelliklere sahip olmaları, aynı rolü taşımaları çoğu zaman sıkıntı yaratıyor ama hiç olmaz değil. Mesela Gençler Birliği gibi ya da işte Anadolu takımları, iç sahadaki Anadolu takımlarına karşı iki pivot da kullanabilirsin. İki tane sırtı dönük oyuncu da kullanıp hem oraya işte Seri'dir, Belhanda'dır geriden gelenleri, hem de Feghouli'nin işte soldan kim keser? Soldan iyi bir kesici yok Galatasaray'da. Herkes sağ ayaklı solda oynayanların. Ama sağdan Mariano, Feghouli gibi oyuncuların ortalarına iki şeyle, pivotla hem sırtı dönük indirebilirler hem vurabilirler. Hiç olmaz değil. Bazı maçlarda bu ikisi yan yana olur ama PSG gibi rakibi kendi sahasına hapsedemediğim maçlarda çok anlamlı olmuyor. Yani PSG maçında çok anlamlı olmadı o yüzden. Ve şimdi Gençler Birliği maçında bu düzen devam eder mi? Şimdi işte insanlar Paris Saint Germain'e karşı zaman zaman kafa kafaya oynayan Galatasaray'dan çok umutlu bir tablo çizdi. Ben mesela alkışlandı falan, ben biraz şaşırdım. O kadar beklemiyordum ben. Çünkü ne olursa olsun çok pozisyon verdik adamlara. Kolay pozisyonlar verdik tek topta ve çok zor pozisyona girebildik. Mücadele güzel ama oyun organizasyonu olarak beni o kadar da böyle insanların şey yaptığı kadar, reaksiyon gösterdiği kadar da tatmin ettiğini maalesef söyleyemeyeceğim. Umarım ben yanılıyorumdur ve bu gelecek adına, Fatih Hoca'nın da söylediği gibi, gelecek adına böyle atılan ilk adımdır ve ondan sonra üzeri gelir. Çok daha başarılı Galatasaraylar izleriz umarım. Ama ben o kadar da böyle işte Fenerbahçe maçından mesela çok farklı, 3 gün önce berbattık Fenerbahçe maçında, PSG müthiş oynadık kadar bir şey görmedim yani. Bir tık belki daha iyisini gördüm. Ama o kadar böyle. Mesela tam tersi Kulüp Bruj maçını insanlar yerden yere vurdu ama Kulüp Bruj maçında işte bir Feghouli'nin direkten dönen topu var. Bir Babel'in kaleciye karşı karşıya deplasman oynuyorsun. Mesela orada Galatasaray'ın daha böyle galibiyete yakın bir Galatasaray vardı. Burada içeride tabii ki Paris Saint Germain çok daha güçlü bir takım ama Paris Saint Germain'in hücum üçlüsünün tamamının olmadığını düşünürsek ve mesela işte biz söylüyoruz Falcao hazır değil, işte kamp yapmadı bilmem ne falan. Icardi hiç hazır değil Falcao'ya göre. Icardi ilk resmi maçlarına, ilk 11'lerine çıkıyor. Sonra baktığınız zaman son 4 maçında Paris Saint Germain işte bir tane sürpriz mağlubiyet aldı. Diğer 3 maçında da sadece 1-0'la kazanabildi. Aslında kısır bir takım ve ben mesela devre arasında beklendiğim 0-0'a bağlayabilmekti bu maçı. Üzüldüğüm nokta o. Yani 0-0'a oyunu böyle tempoyu düşürüp oyunu sıkıp, belki insanların canını sıkıp bir puan kurtarmak. Bu tip maçlarda 6 tane maç oynuyorsun Şampiyonlar Ligi grubunda. Yenildik ama iyi oynadık demektense çok iyi oynamadık ama puan aldık demek bence daha önemli. Çünkü bu 30 maçın olduğu bir serüven değil. Skora odaklı olmak bence daha önemli.
Ve ikinci yarıda 0-0 başlanmış bir ikinci yarıda biraz daha tempoyu düşürüp, biraz daha oyunu sıkıp, biraz daha burada kapalı savunma yapıp maçı 0-0'a bağlayabilmek lazımdı. Biz aksine 45-50 aralığında 5 dakika Galatasaray bam 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 hücuma çıkayım dedi. Orada arkada bir boşluk bıraktı. Adamlar 50-55 arası 3 tane pozisyona girdi. Üçüncü de golü attı ki en korktuğum adam Sarabia. Burayı çok iyi şey yapıp pası çıkardı. Ve maalesef öyle bir gol geldi. Açıkçası Gençler Birliği biraz lige dönelim. Nasıl yansır lige? Üçlünün ligde oynanacağını çok düşünmüyorum. Çünkü kanat beklerinin yani Mariano ve Nagatomo'nun hücum aksiyonları bu kadar elverişsizken tek kanatla oynanması, çizgide tek oyuncuyla oynanması çok olabilir gibi gelmiyor. Yani belki sürpriz yapabilir Fatih Hoca ama benim için sürpriz olur yani. Ben yeniden dörtlüye dönüleceğini düşünüyorum. Marcao'lu Yundama'yla. Enzonzi, Seri, Belhanda yine devam ederler. Seri form tuttu, iyi gidiyor. Lemina'nın durumunu tabii o da dahil olabilir. Belhanda'yla şeye girebilir. Belhanda henüz kendini bulamadı. O maskeyle oynamak tabii ki çok zordur. Bazıları eleştirilmiş Belhanda'yı dün akşamki maç için. Ben o kadar da mesela Belhanda konusunda acımasız olmak istemiyorum. O maske çok etkili olabilir. İleride Babel'in yorgun olduğunu ve Gençler Birliği maçında bence olmaması gerektiği kanaatindeyim. Hem formu düşüyor hem psikolojik olarak yıpranıyor. Kötü oynuyor, önemli pozisyonlar harcıyor. Hem de yoruluyor. Yani artık Falcao-Andone ikilisini bu maçta görebiliriz. Emre Mor'u mesela yedeklerde bile görmedik. O da bilmiyorum sakatlık falan yoktur diye tahmin ediyorum. O da şaşırtıcıydı. Ben yine dörtlüye dönse bile çift forvette devam etmesi gerektiğini hocanın Falcao-Andone ile. Çünkü Falcao'nun yanına bir adam sokmak lazım net şekilde. Öyle daha verimli olabilir. Dörtlü savunmayı belki Şener'i yine Mariano'yu dinlendirip çok hırpalandı çünkü Bernat Di Maria o taraftan. Çok kademeye girmek, geri koşmak zorunda kaldı. Belki Şener'le Gençler Birliği maçına 3 gün sonra hemen Gençler Birliği de ateş attığında yani o kadar da kolay olur mu emin değilim. Çünkü kazanamazlarsa hocaları gönderilebilir. 2 puanla dibe vurdular. Mutlaka işte Can Avli ile oynayacaklardır. Orada Şener gibi daha böyle mücadeleci bir oyuncu bence daha doğru olabilir. Lündama Marcao ikilisi. Sol bekte işte aslında 3 tane sol bekiniz var. Nagatomo, Emre ve Ömer. Ama hem Emre'ye güvenemiyorsun sakatlıklar yüzünden hem Ömer'in oradaki sol bek performansı çok sıkıntılı. Merkez ve sol önde biraz daha verimli olsa da Nagatomo'ya o zaman performans veremese bile oynatmak zorunda kalıyorsun. Ve Linnes'i maalesef orada rotasyonda arandığını söylemek lazım. Enzonzi, Seri, Belhanda üçlüsüne belki Lemina da katılırsa, iyileşirse Belhanda Lemina'yı kenarlara veya Seri'yi bir kenara koyup 4-4-2 şeklinde bunları yaymak mümkün olabilir. Veya Şener'in 80 metre git gel dayanıklılığı daha güvenilir olduğu için yine orada bir baklava dilimi. Yani Enzonzi 6 numarada, Seri, Belhanda, Lemina üçlü şeklinde bir işte öne çıkar daha Belhanda muhtemelen veya Seri olur. Orada o şekilde bir düzen ve çift forvet devam edebilir diye düşünüyorum. Feghouli tabii ki dönebilir. Feghouli 10 numaraya girebilir. Enzonzi, Lemina, Seri, Feghouli şeklinde bir şey de düşünülebilir. Ama böyle daha kanattansa merkez oyunu, zaten bunu aylardır söylüyoruz. Galatasaray'ın kanadında vurup gidebilen, dribbling yapıp da gidebilen sadece bir Emre Mor var. Eskisi gibi işte Onyekuru'lar, geriler, burumalar yok artık. O yüzden bir tek bir Emre Mor var. Tek bir Emre Mor üzerinden de bu kanat oyununu uğraşmaktansa merkez oyununu yoğunlaşmak daha doğru diye işte daha ilk çektiğimiz videolardan itibaren söylüyoruz. O yüzden burada işte Feghouli arkalarında Lemina'ların, Belhanda'ların, Enzonzi'lerin, Seri'lerin olduğu daha böyle merkeziyetçi bir oyun. Önde de işte Falcao Andone veya Falcao tek olur. Arkasında daha böyle zengin bir hat olur. Biraz daha böyle merkeziyetçi bir oyun. Topa sahip olma oyunu da destekler yani bence merkeziyetçilik. Ve beklerin de sürekli git gel yapması lazım o zaman kanat kullanmayacaksan. Orada da Şener'i hocanın bir şekilde kazanması çok önemli bir faktör olur. Belki o zaman Ömer'in yine sol tarafta Ömer'in savunma zaaflarını göz önüne alıp kabul edip Ömer'in de burada 80 metre git gel yapabildiği bir düzene dönüş sağlanabilir. Kısa vadede bu Gençler Birliği maçındaki benim beklentim bu. Sonra zaten bir milli araya giriyoruz. Milli aradan sonra
dönüş nasıl olacak yine değerlendirir. Şimdilik benden PSG maçı ile ilgili düşüncelerim ve önümüzdeki Gençler Birliği maçı ile ilgili Galatasaray üzerinde düşüncelerim bunlar. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.